Azerbaycan'dan Kazakistan'a gideceğiz. Şimdi sevgili seyirciler, Nur Sultan muhabirimiz Janar Salıbay bizi bekliyor. Şimdi son günlerde yaptığımız bütün bağlantılarda çok nefis sonbahar manzaraları bize veriyorsun fonda. Sonbahar bütün güzelliğiyle Nur Sultan'a gelmiş. Gerçekten nefis görüntüler. Şimdi gündemle başlayalım dilersen. Kazakistan heyeti Kabil'e resmi ziyarette bulundu. Bunun ayrıntılarını alacağız senden. Heyetin temaslarının amaçları neler, hedefleri neler? Azerbaycan, Kazakistan'la hava sınırlarını açıyor. Bu da önemli bir gündem maddesi. Bir diğer gündem başlığımız da bugün seninle Kazakistan'da yabancı aşılarla aşı olmak isteyen vatandaşlardan ödeme alınacak. Tüm bunların detayları için sendeyiz. Teşekkürler Coşkun Özen. Evet, Kazakistan heyeti Afganistan'a resmi ziyarette bulundu. Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın uluslararası işbirliği özel temsilcisi Yerjan Kazıkhan başkanlığındaki heyet Afganistan başkenti Kabil'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kazakistan'ın Afganistan'a insani yardım gönderme sağlamasının yanı sıra ticari ve ekonomik bağların yeniden kurma konuları masaya yatırıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı özel temsilcisi Yerjan Kazıkhan, Afganistan'ın mevcut yönetim temsilcileri Abdulhani Baradar ve Amirhan Muttaki ile görüşmelerde bulundu. Kazıkhan görüşme sırasında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in talimatı ile Afganistan'a 5000 ton un gönderildiğini dile getirdi. Ayrıca yerli Kazvak aşısının Afganistan halkına uygulanması önerisinde bulundu diyelim. Afgan tarafı da sağlanan insani yardıma teşekkürlerini sundu ve Afganistan'da barışı ve istikrara kavuşma konusunda Kazakistan'ın önemli adımlar atmakta olduğunu açıkladı diyelim. Toplantı sırasında ayrıca ticari ve ekonomik bağların yeniden kurulmasına ve Kazakistan'da eğitim alan Afgan öğrencilerin eğitimlerini devam ettirmesi konuları masaya yatırıldı diyelim. Şu anda Kazakistan'da yaklaşık 200 Afgan öğrenci eğitimlerini devam ettiriyor. Öte yandan Kazakistan ve Azerbaycan hava sınırlarını açıyor. Azerbaycan hükümetinin kararına göre Kazakistan'da aralarında bulunduğu 23 ülkenin vatandaşları Azerbaycan'a gidebilecek. Kazakistan'da Azerbaycan'a gitmek isteyen vatandaşlar en geç 72 saat önce yapılan negatif sonuçlu PCR testini ibraz etmeli diyelim. Öte yandan salgınla ilgili de gelişmeler var. Kazakistan Sağlık Bakanı Alexey Soy bir açıklama yaptı ve Kazakistan'da vatandaşlara uygulanmakta olan yabancı aşıların ücretli olacağını belirtti ve Kazakistan tarafından üretilmekte olan Kazvak aşısı vatandaşlara bedava uygulanacak. Ayrıca bu ayın sonunda 4 milyon doz Pfizer aşısının tedarik edilmesi de bekleniyor. Söz konusu aşını ilk alanlar sırasında 12 yaş üstü büyük çocuklar ve hamile kadınlar olacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Çok teşekkürler Caner Salıbay. Nur Sultan'dan aldık gündeme ilişkin notları.